Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen okullarda bir araya geldi. Ankara'da Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda da öğrenciler, veliler ve öğretmenler ilk ders heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Sekin'in Ankara Valisi Vasip Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan açılış törenine katılarak öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Okulun bahçesine hazır bulunarak sıraya giren öğrencilere Tekin'le Şahin eşlik etti. Bayrak töreni öncesi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında meydana gelen trafik kazasına şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okuldaki yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini çalan Bakan Tekin, sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi. Birinci sınıflardan oluşan bir dersle giren Bakan Tekin sıraya oturarak Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi temasıyla hazırlanan açılış dersine katıldı. Mutlu musunuz? Evet. İyi, hayırlı olsun. Biraz gelirsin. Buraya da büyürsün. Biz iki Ziyaretin ardından konuşan Tekin, eğitim öğretim yılını Türkiye'yi vatan kılan şehitleri anmak ve onları yad etmek için bir ilk ders etkinliğiyle başlandığını dile getirdi. Bu ilk ders etkinliğinin içeriği hakkında bilgi veren Tekin, ülkesine, milletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip bir milletiz. Ama aynı zamanda bizim milletimizin başka bir vasfı daha var. O da dünyanın her tarafında adaletin, hakkın ve hukukun temini için mücadele etmek dedi. Yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Türkiye genelinde baktığımızda 750 binin üzerinde dersimiz var ve 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Kocaman bir aileyiz, öyle düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden bir kocaman bir aile olarak bu heyecanı hep beraber yaşıyoruz. Tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ebeveynlerimize, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Bugün ayrıca dün 4 jandarmamızın şehadetiyle ilgili haberi aldık. Ben Milli Savunma Bakanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle bize bu ülkeyi vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı, bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Aynı şekilde halen hayatta olan gazilerimize bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun. Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi, ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliğiyle başladık. Bu ilk ders etkinliğinin ikinci faslı şurası. Biz evet ülkesine, milletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir milletiz. Ama aynı zamanda bizim milletimizin başka bir vasfı daha var. O da dünyanın her tarafında adaletin, hakkın ve hukukun temini için mücadele etmek. Bugün de biliyorsunuz yaklaşık bir yıl olacak.
bir yıldır İsrail'de Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik bir zulüm var. Bırakın temel hak ve hürriyetlerini, en temel hak ve hürriyetlerini, temel hak ve hürriyetlerin varlık gerekçesi olan yaşam hakları elinden alınan 40 binin üzerinde, ki bunların üçte birine yakını öğrenci, yaşamlarını yitirdiler, ülkelerini savunurken şehit oldular. Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek, hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilecek bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorusuna yanıtlayan Tekin, okullarda ücretsiz yemek uygulaması ile ilgili soruya, ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamaya devam edeceğiz. Yani deprem bölgesine ve taşınma kapsamında, Türkiye'nin her tarafında taşınma kapsamındaki öğrencilerimizden yemek uygulamasına devam edeceğiz. Şimdiki uygulamamız bu ifadelerini kullandı. Ücretsiz yemekle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamaya devam edeceğiz. Yani deprem bölgesinde ve taşıma kapsamında, Türkiye'nin her tarafındaki taşıma kapsamındaki öğrencilerimizden yemek uygulamasına devam edeceğiz. Şimdiki uygulamamız bu. Okullardaki kayıt ücreti iddiaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Tekin şu ifadeleri kullandı. İlkokul birinci sınıflara ve ortaokul birinci sınıflara, yani beşinci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman biliyorsunuz iki tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. İki, sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız. Şimdi sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakiler de usul belli yine. Şimdi ben merak ediyorum. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Şimdi mantık olarak kimden isteyecek işte bağışı? Mantık olarak şöyle bakmak lazım. Bir kere bu talepte bulunan kişi, bu bahsi geçen sınırlamalar içerisinde bu okula ya da herhangi bir okula kayıt hakkı olmadığı için, çocuğunu kaydettiremediği için bir anlamda hakkı olmadığı bir şeyi talep eden bir kişiden bahsediyoruz. Önce bunu sorgulamak lazım. Ben tekrar söyleyeyim. İlkokullar, ortaokullar ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumları, bakanlık merkezden, yerleştirmeleri, İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız veriler ışığında yerleştirmelerini yapıyoruz. Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların ikinci faslı şuydu. Okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. O da şuydu. Velilerimiz sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için velilerimize baskı yapıyorlardı. Burada işte bağış ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum diyebileceği bir alan da bırakmadık. O da bilgi işlem üzerinden merkezi olarak yürüdü. Aynı şekilde ortaokullar için de bu şube seçimi, orada da aynı şeyi yaptık. Bunun dışındaki konularda da okula zaten kaydedilmiş bir öğrencim,
Eğer okul aile birliğimiz veyahut da okul idaremiz bağış istiyorsa bu bağış isteğe bağlıdır. Zorlayanların bize iletilmesini, biz de bununla ilgili olarak il müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bize bu şekilde gelen talepleri biz gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini yürüttük. Dolayısıyla burada bir kez daha söyleyeyim. Asla ve kat'a kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğerleriyle ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereğini zaten biz yapıyoruz.